Trabzonspor'un sanal direktörü de derbi 11'i 4-2-3-1 en çok oynanan sistem ve 41 nokta. Ben Bartra'yı çok beğendiğimi söyleyeyim ama. %100 liginde yani çok, şu anda. Hakikaten liginde zaten en üst seviye oynamış bir oyuncu. Evet. Mesela Larsen'le çok etkili olamamıştı Kopenhag maçında ama Bartra Antalyaspor maçında da Kopenhag maçında da bence Trabzon'un ayakta kalan bir numaralı ismiydi diyeyim. Benim gözümde öyleydi. Siopis ve Dorukhan evet. Toköz. Devam edelim mi? Devam edelim. Devam edelim. Ekranlara geliyor. Zaten çok da orada yani Bardri de mesela Antalyaspor maçında evet ama Kopenhag maçında o savunmasını çok etkili olamadı. Kopenhag savunmasına karşı. Maçta. Abdülkadir Trezeguet'in aldı o %50. Evet, düştü. Evet, o maçta da çıkardı düşüş zaten. Var. 80-90'ı da bulduğunu hatırlıyorum ben birkaç hafta önce Abdülkadir'in. Neredeyse %33'te yakalıyormuş. Ama tabii beklentinin altında kaldı o da. Yani takım halinde Kopenhag karşısında beklentinin altında kaldı Trabzonspor. Bir tutuktu takım. Hatta evet, böyle bir sanki... Evet, coşku yoktu, coşku. Coşkulu oynayamadı. O baskıyı kuramadı. Burada tabii bence... Neden mesela? Trabzonspor, Kopenhag tarihi bir mücadele. Yensen Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Sağda yetenek... O coşkuyu niye oturtamazsın? Ama yetenek eksikliği bir. Bence burada Trabzon taraftarının da hatası var. Çok çabuk pes etti. Yani o maça ortak olamadı taraftar. Özellikle ikinci yarı bayağı normal seyrettiler yani. O baskıyı kuramadı taraftar da rakip takım üzerinde ya da coşkuyu veremedi kendi şeyine. Tabii bu tek sorumlu yanlış anlaşılmasın ama yani iyi de tabii ki neticede Kopenhag da 22 senedir Avrupa Kupalarında üst üste oynayan bir takım. Onlar da çalışıyor. Trabzonspor ne yapacağını biliyor. Ortayı kapattı. Kanatlara yönlendirdi. Top ortalar çizgiye inmeden yapıldı. Çizgiye inmeden yapılan ortaları da stoperleri Kopenhag'ın rahat rahat şey yaptı. Uzaklaştırdı. Mesela Edin Visca çizgiye inip dışarıya doğru penaltı noktasına doğru kesiyor ve tabii en etkili top oluyor. Ama siz ceza sahasına girmeden içeriye amiyane tabirle sallarsanız 35 tane orta yapmış ki Trabzonspor'un geçen sezon maç başı ortalaması orta ortalaması 15. İki katından fazla yapmış. Bir tane pozisyon oldu ya da bir iki tane oldu tabii. O kadar da 35 orta illa bir şey olacak yani rakip kaydı. Yani sen Kopenhag maçında da işte sağlı sollu gelmesini, rakibi yıpratmasını, belki bir şans golü. Çünkü ama 50 yani tane açarsanız sen de söylüyorsun hep ya bir tane içeri giriyor. Yani. Ama rakip de buldu bir tane çok net pozisyon. Onlar da bulacak tabii ya. Bir tane Cani'nin tabii o top gol olsa ki öyle bir şey olmuyor. O olsa maçın o olsa başında yer olsaydı ama farklı bir senaryoda olabilirdi. Olabilirdi. Ama tekrar söylüyorum o coşku, o istek yoktu Trabzonspor'da. Mesela Kopenhag'da vardı. Adamlar ölümüne mücadele etti. Peki şimdi bahsettiğin işte arzulu, istekli oyunun Galatasaray mücadelesinde yeniden Trabzonspor'un geçen seneki işte görür müyüz o emareleri? Henüz görmüyoruz. İşte mesela bu top mesela girse çok farklı olabilirdi yani. Yok bu 3 bu oluyor. Antalya maçı. Evet. Yani Trabzonspor'un bu arada bir transfer ihtiyacı var mı sence? Bence kesinlikle. Bir yaratıcı oyuncu eksikliği diyorsun sürekli. Var. Santrafor aldı almalı bence. Yani Trabzonspor'un 2 tane santrafor var. Cornelius ve Giannini. Giannini. Yani şimdi mesela diyelim Allah korusun biri sakatlandı, diğeri cezalı. Ne olacak? Hadi başka birini oynattık diyelim. O da mesela kart gördü ya da formsuz. Yani koskoca Trabzonspor takımı ya da Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu oynayan bir takımın santrafor opsiyonları, forvet opsiyonları bu kadar az olmamalı bence. Trabzonspor'dan geçen hafta. Ekranlara da geliyor. Bu da Galatasaray'ın kalede Muslera ile başlayan 11'i değerli izleyenler. Sacha Boey. Dubois geldiği zaman Boey yani, evet, oynamaz ama, diyordun evet, sen ama. Evet ama Sacha Boey da ben hani Omar mı Sacha Boey mı daha iyi sanki oynadığını söyleyebiliriz yani. Yedek olarak kalabilir ama yani dedikodulara yani duyduğumuz kadarıyla hem Sacha Boey'u hem Omar'ı hem de Van Aanholt'u Galatasaray'a göndermeyi planlıyor. Üçünü de. Üçünü de. Torreira'lı ve evet. Oliveira'lı Galatasaray orta sahası nasıl diyorsun? Yani Torreira tabii yani çok hakikaten ama şey ligde de geçen hafta 11.534 metre koşarak ligin en çok koşan 7. oyuncusu olmuş ama ben hani Oliveira'ya hep söylüyorum sana. Evet tabii kaliteli üst düzey bir oyuncu ama bizim ligimiz için çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kerem, Yunus Akgün ikilisi kağıt üstünde evet çok hani efektif görünüyor ama sahaya hiçbir şey yansamadığını söyleyelim. Bu arada %98'de Yunus Akgün'ün aldığı 98'lik oy da haftalardır ama, bir Galatasaray 11'inde bir oyuncuyu ben hatırlamıyorum. Ama tam alternatifi de yok zaten. Hani Yunus Akgün'ün yanına yazacağınız biri olsa belki bu kadar almayacak. Ben Kerem'in de Yunus Akgün'de etkisiz kaldığını düşünüyorum ki zaten Galatasaray 3 maçta 2 gol attı. Büyük takım için bu kabul edilebilecek
bir şey değil. Fenerbahçe 13 gol attı mesela. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı top kayıpları ve evet, yani bazı yani. Tabii yapacak işte bir şey pozisyon seçimleri eleştiriliyor, katılıyor musun? Pas tercihlerinde evet hatalar yapıyor. Ve bence en büyük eksiği iki kanadının Galatasaray'da hem Yunus hem Kerem çizgiye inmiyorlar ve taç, yani oyunu açmıyorlar. Çizgiye şey taç çizgisine de gitmiyorlar. Oyun böyle içeride sıkışmış oluyor. İkisi daha çok hani işte Bayern döneminde Robben Ribery gibi isimler de çok fazla inmezlerdi çizgiye. İçeriden girerlerdi ve şut kullanırlardı. Tamam ama da yani Robben Ribery yani. Öyle oynamaya çalışıyor sanki biraz. Tamam da Robben Ribery'yle. İnter sertli isimlere. Robben Ribery'yle oynarsın yani onu. Messi'yle de oynarsın da. Kerem'le Yunus'la çok kolay olmuyor tabii yani. Çok Galatasaray yani biraz için. Eldeki oyuncuların oyun tarzının sistemini mi değiştirmesi lazım demek istiyorsun? Daha çok çizgiye mi inmeliler diyorsun? Tabii yani. Sen bir kere şimdi mesela Galatasaray Icardi'nin ismi söz konusu geçiyor. Galatasaray bu arada evet, ne söylemek istersin? Bak yine içeride mesela. Görüşmeler olduğu söyleniyor. Artık iyice anlaşma aşamasında diyelim, olduğu söyleniyor. Icardi'ye pas ver. Bak şimdi Yunus nerede topla buluşuyor? Çizgiye inip orta yapmıyorlar ki. Santrafonuz gol atamaz ki. Falcao atamaz. Icardi atamaz. Kim olsa atamaz yani. Çizgiye inip orta yapmazsınız. Bak ortaya bak. Kerem'in yaptı. Tamam vurdu. Bu pozisyon çok ekstra bir pozisyon ama ceza sahasına girmedi. Oradan yani çok orada orta pas olmuş bu ama. Hani genellikle oralardan ortalıyor Galatasaray'ın forvetleri. Bu da iyi pas bu arada. İyi ya pas. Tamam ama hani bu çok ekstrem bir pozisyon yani. Normalde oradan çizgiye inmesi lazım Kerem'in. Ya da Yunus'un. Ya da kanat oyuncusunun. Örnek edilmişçe. Yani eğer bir transfer olsa bile diyorsun, oyun sistemi değişmezse forvet etkisiz kalır. Kanat oyuncuları çizgiye inmeden orta yaparsa santrafı sırt dönükken kaleye çok mümkün değil gol atması. Geçiyoruz Fenerbahçe'nin 11'ine. Sanal direktörde bakalım Fenerbahçe taraftarı nasıl bir seçim yaptı ekranlara. Yani hem geliyor kalede Altay Bayındır var. Hem Luan Perez'i Demirspor maçında bir hayli beğendim. Hem Demirspor maçında. Avusturya bir maçında da beğendim. Maçında coşkulu. Büyük takım gibi oynayan Fenerbahçe. Büyük takım böyle. Yani artık Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran evet, değil mi? Yener yenilir ama büyük takım nasıl oynarsa Fenerbahçe iki maçta böyle oynadı. Özellikle ilk saha maçları bir kere Fenerbahçe'nin hakikaten inanılmaz olacak. Onu gördük. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki oynadığı maçlar muhteşem olacak. Deplasmanda göreceğiz tabii. Yani Luan Perez zaten Luan Perez'i hani beğendim. Yani Mersili, artık ama yani zaten, bence zaten ama ilk zaten, eleştiriler de evet. Hani garipti bence eleştiriler de. Evet. Çünkü ama biz de oyuncu biz de biliyorsun hemen. Hemen 10 gün içerisinde tabii. takıma katıldı ve hemen tabii. beklenti hemen ondan Sergio Ramos performansı bekliyor. Yani. Bir şey yok tabii yani. Sergio Ramos bak Paris'e gitti yok yani performansı. Daha yeni toparlıyor. Çok kolay değil. Evet zaten Marsilya en üst seviye takımlarda oynamış bir oyuncu. Salah Yancı. Alioski aynı şekilde. O Sergio Ramos zaten hani sabiki geçtiğinden beri takımın yıldızlarından. Hoca da oynatıyor. Burada tabii Arao'mu, Crespo'mu. Benim mesela kişisel şeyim, ben Crespo'cuyum. Ama tabii hocanın da tabii ki saygı duymamız gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu'nu taraftar. %32. Alioski'nin evet. olduğu bir 11'de aynı zamanda önde görmek istiyor. Nasıl yorumluyorsun? Yani aslında burada Arda'nın oyunun bu kadar düşük olması enteresan ama yani İsmail Hoca da hani çok şey yapıyordu. Sonradan sokuyordu. George Jesus da demek ki hocalar yani bir şey görüyor. Oyuncu da bir eksikliği görüyor. Tabii ki fiziksel olarak 25 doğumlu bir oyuncunun çok da kolay değil. Fiziksel gelişimini tamamladığı zaman muhteşem bir oyun zekası olan çok üst düzey bir oyuncu. Ben Valencia'yı biliyorsun son 4 maçta 8 gol attı. 2-2-2-2 hani geçen sezon ligin son 2 maçında da. Zaten hani West Ham Everton seviyesinde oynamış bir oyuncu. En üst seviyede Premier Lig'de. Ben João Pedro'nun da bizim ligimiz için çok iyi ve çok gol atacak bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Kalyer'de 13 gol çok yüksek bir rakam. Zaten takım biliyorsun 34 gol atmış toplam 13'ünü atmış. 3'te yanılmıyorsam ya da 4 asist yapmış bir oyuncu. Bir şanssızlık yaşadı. Tabii ki zor bir deplasman ama hani Fenerbahçe'nin en azından umut verici bir oyunu var. Büyük takım gibi oynuyor. Sorumu sana bir daha sorayım. Alioski'nin olduğu bir 11'de taraftar Hı. Ferdi Kadıoğlu'nu görmek istiyor. Ve kanatta da %32 ile oy aldı Ferdi Kadıoğlu. Nasıl yorumluyorsun Ferdi Kadıoğlu? Bu 11'de mesela taraftar vazgeçmiyor. Bence burada mesela Emre Mor'un %84 alması daha enteresan geliyor bana da. Ferdi zaten hani amili takım ben seviyesinde bir oyuncu. Benim de şaşırtmayan Emre Mor oldu. Şaşırtan mı şaşırtmayan? Ben de şaşırtmayan. Çünkü oyuncuların bak. Mesela Burak Yılmaz da Trabzonspor'da patladı. Ondan önce bizim Vestel, Eskişehir, Fenerbahçe, Beşiktaş artık bir mental olarak da bir olgunluk seviyesine geliyorsunuz. Emre Mor'da şunu düşünmüyor mu yani? Ben işte oraya gittim, Dortmund'a gittim olmadı. Celta Vigo'ya gittim olmadı. Galatasaray'a gittim olmadı.
Karagümrük'te kendimi bir şey yaptım. Şu Fenerbahçe'ye gelmişsin kardeşim. 97 doğumluyum mi burada? Hala 97 doğumlu ve oyuncu, yani oyuncu hani da 30 bunu, yaşında gibi gözüküyor. Bak oyuncu da bunu düşünüyordur. Oyuncular herkes bizim ülkemizde özellikle. O çok zekidir futbolcular. Bak gerçekten futbolcuların çoğunun zekası normal insanın üstünde. Zeki olmayan adam futbolcu olamaz zaten. Hani bizde öyle bir şey vardır. Genel kanı vardır. Ben sana söyleyeyim. IQ'su norm ortalama kesinlikle üstündedir oyuncuların. Futbolcular, sporcuların da futbolcuların da tabii. Emre Mor da düşünüyordur yani bana bu fırsat altın tepside gelmişim Fenerbahçe'ye. O, tabii ki oyuncu. Bence daha mesela da Dinamo Kiev maçında bence George daha Jesus da ileriye doğru gidecek performansı. Oyunu aldı Emre Mor'u. 20 dakika sonra oyundan çıkardı. Mesela bunu hiç takmadı oyuncu. Tabii. Bence takmaması ve bunu kendine belki de pozitife çevirmesi de hiç mi ne konuştu, ne mesela formasını atıp soyunma odasına gitti, ne bir şey yaptı. Evet. Bence bunlar da Emre Mor'un mental anlamda olgunlaştığını gösteren emareler. 11'i diyelim. Ersin'in oyu yani 86, 85, 87 burada ama 90 üzerine çıkamıyor bir, artık. Burada bir dakika, burada dur. Burada Necip stoper olarak şey yapmış. Yani ben mesela bunu samimi söylüyorum. Ben hakkını yendiğini düşünüyorum. Necip yani Necip stoper değil, stoper oynuyor. Yani her pozisyonda elinden geleni yapıyor. Her hoca, hiçbir hoca Necip'ten vazgeçmiyor. Bayern İsmail de vazgeçmiyor. Sergen Yalçın da vazgeçmiyor. Şenol Güneş de vazgeçmiyor. Kim olsa demek ki yani bu oyuncu en azından hiçbir şey yapmıyorsa elinden geleni yapıyor sahada. Tabii ki eleştiriliyor. Çok öyle. Tabii ki 5 yaşın topçusu, futbolcusu, kaptanıysa neler eleştirilir ama biraz bence eleştirinin dozu fazla oluyor Necip'e karşı. Mesela yabancı oyuncuları bütün ligimizin söylemem. Özellikle büyük takımlarda yani yerli oyuncu evlatsa eyvah diyorum linç. Mesela Trabzonspor'da da biliyoruz. Abdülkerim vesaire. Evet. 11 ekranlara gelmeye devam ediyor Beşiktaş'ın. Bu arada Raşit Altun yani o başkan Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bahsettiği işte o öz kaynağı gayet şu anda yine iyi kullanıyor Beşiktaş. İşte ben Kartal Kayra çıkıyor, Berkay giriyor, evet. Yedekler Demirhan var. Emirhan İlkan gitti, Berkay, Emirhan Delibaş var. Kartal'ı gönderdi. Ben de Berkay'ın hani özellikle defansif açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. Getson Fernandez de ligde en çok koşan 8. futbolcu 11.302. Weghorst 11.292 ile de o da ilk 10'da yine. Getson 8. Weghorst 10. Ki Weghorst'un zaten seninle skorda da çok sık konuşuyoruz. Sezon başı muhtemelen yani, en çok koşan futbolcu olacak. En çok olacak. Koşan belki de en çok hücum pres. Tabii bunun matematiği Premier Lig'de farklı opsiyonlarla ve farklı donelerle yapılıyor. Burnley'de çok farklı. Burnley'de ne yapsın adam yani? Burnley yani. Zaten kaleye zor gidiyorsun. Yani biraz orada bence tabii Beşiktaş'ın şansı oldu ama bu. Takım seçimi mi Weghorst'un? Bence yani yanlış bir tercih olmuş. Gerçi tabii çok büyük bir para ödenmiş. Hani çok da fazla oyuncu sat git dedikten sonra. Kulüp rekoruyla gitti Burnley'e. Evet. Bir şey de diyemezsiniz yani ama hani hakikaten ilk 3'te ilk 5'te olur herhalde diyorum. Bir Allah sakatlık falan vermezse tabii hiç futbolcuya vermesin de. Weghorst ilk 5'te olacaktır herhalde. Hakikaten inanılmaz baskı yapıyor. Bir daha alırsak kadrosunu tabii burada gelsin şimdi, ekranlara bir kez daha Beşiktaş'ın kadrosu. Şimdi burada tabii muhtemelen Joseph döndüğü zaman Gaston Joseph önlerinde Dele Alli olacak yani diye tahmin ediyorum ben. Tabii ki Dele Alli de bu arada idmanlara başladı ama biz ankete bir hatırlatma yapalım. Biz anketlere başladığımız zaman henüz Dele Alli'nin transferi netleşmemiş, kesinleşmemiş de o yüzden 11'imizde yok Dele Alli. Bence skoru yakalarsa da oyuna girecektir muhtemelen çünkü Everton'dan geliyor. Hazırlık oynanan geliyor. Orada Muleka'nın yerine Gezal, Enkudu bence inanılmaz formda oynuyor. Ama aynı o pozisyonda da oynayabilir. Merkez orta sahada oynayabilir. Atak 10 numara pozisyonda da oynayabilir. Ofansif orta saha oyuncusu olarak. Yani 3 pozisyonda çok rahat oynayabilir. Hemen sana sorumu sorayım. Dele Alli geldi. O zaman senin yaptığın yorum üzerinden. Çünkü 8+3 kuralı çerçevesinde de yine. Evet. Zannediyorum 11 bir daha ekranlara gelebilir mi? Bir daha gelirse mi? Biraz hemen orada tabii yerli oyuncu Dele sıkıntısı var. Çünkü bir problem en azından Getson Fernandez'i mi sen çeker diyorsun hoca bu 11 üzerinde? Nereye çeker? Yani Dele Alli'li, işte Joseph'li, Getson'lu, orta sahayla beraber 3 işte, de yabancı hayır, oyuncu Necip hücumda. Var. Necip Ersin var. Yani Necip'in yerine belki bilemiyorum hani bir yerli stoper takviyesi. Cenk olabilir. Zaten bu ben açma, ben Salih de çünkü ben Salih de performansıyla Salih de iyi oynuyor. Tabii Salih Dele Alli'li bir orta sahada da sanki Salih ama o zaman kimi kesecek? Ben Jetson'un
kesilme ihtimali. Josep de Souza gelirse iyi bir delaliyle yok, beraber. Yok, ben kesmez diyorum. 8 artı 3 kuralı çerçevesinde eğer kesilecekse zaten. Ya, başka bir formül bu. Hoca. Başka bir formül bu. Hani konu o benim için. Gerson Ferrer ligin en çok koşan 8. oyuncusu yine 5'ti. Hakikaten yani bence Josef'in gelmesiyle Gerson Ferrer'in performansı artacak. Ya da dediğin gibi hücumda belki Muleka kenara gelecek. Cenk Tosun gelecek oraya. Belki zaten oraya ama Gezal gelecek. Doğru. Ya da Enkudu. Ki Enkudu da çok formda ama. Oraya mesela Cenk Tosun olabilir. Bence Enkudu, iyi bir Enkudu. Tabii ki, tabii. Ya bahsettiğim Raşit Altun bu bir açmaz. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda bahsettiğin... Ama orada Valerian İsmail düşünsün yani. Düşünecek tabii yani. Diyorsun elinde Delali var yani, hocanın. Tabii Delali'nin bilemiyoruz nasıl geldiğini. Hani son iki sezondur çok fazla, çok formda olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ama tabii olağanüstü yetenekli. Yani süperstar seviyesine çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. İngiltere milli takım formasını... 100 milyon euro bir... tabii bu arada bu rakam da çok sık yani, telaffuz ediliyor ama hani bu... Ben ona bakmıyorum. 37 şey, kere yanılmıyorsam ya da 33 kere İngiltere milli takım formasını giymiş. Paris Saint-Germain'in zamanında 100 milyon euro'luk Barcelona'da bir ismi geçti. Transfer teklifi yaptığı... Bu rakamında 100 milyon euro oldu ama gitmediği. Tabii ben, bunlar o da resmi bilgiler ama, değil ama konuşulan bilgiler. O da önemli ama 33 ya da 37 kez yani 30'un üzerinde İngiltere milli takım formasını giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani son iki sezon yok zaten. Hani daha henüz 26 yaşında. Ve bizim lige uygun. Beşiktaş'ta malum hep Premier Lig menşeli topçular alıyor. Ben onun da doğru olduğunu düşünüyorum. Hep seninle konuşuyoruz. Ben Premier Lig'de İtalyan Ligi ben transfer ederim oyuncuları. Beşiktaş'ta Josef Ferozzi hariç bütün oyuncular Premier Lig görmüş. Aslında. Bu da önemli. Demek ki burada bir şey yapıyor. Yani bir plan var. Evet. Beşiktaş için. Göreceğiz tabii futbol bu.